Sonuçta örneğin çözüm süreciyle ilgili adımlar attı. Çankaya'dan bağımsız, nitekim bunun karşısında tepki de gördü. Çankaya diyoruz, dilimiz alıştığı için saraydan bunun karşısında tepkiler de gördü. MİT müsteşarı diyoruz, Ahmet Davutoğlu ile çok yakın çalışıyor. Hatta Ahmet Davutoğlu ile arasındaki bağ nedeniyle milletvekili yapılmak istendi ama bir yerden direnç geldi, saray istemedi. Dışişleri, yani Mevlüt Çavuşoğlu'yla itaz etmemesine rağmen dışişleri bürokrasisi oradaki geçmişi nedeniyle iyi bir kontak kurduğu bürokrasi oldu. Ekonomi bürokrasisiyle, ekonomi çevreleriyle hem Mehmet Şimşek hem Ali Babacan üzerinden iyi ilişkiler kurdu. Yani Türkiye'deki muhtelif kutsal yapılarla ilişkilerini kotardı. Yurt dışında da yani AB bile resmi açıklama yaptı. Bizim muhatabımız Davutoğlu diye. Nitekim Obama'dan randevu talep edildi. Birazcık dolaylı da olsa randevuya yanıt verildi. Burada tabii ki gücü elinden bırakmak istemeyen Recep Tayyip Erdoğan bir anda altı boşaltılıyormuş hissine kapıldı. Bu hisse niye kapılıyor? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal ANAP'tan ayrılıp köşke çıktığında ya da Süleyman Demirel DYP'den ayrılıp köşke çıktığında partisinde neler yaşandı, onlar neler yaşadılar? Burada dersini iyi çalışmış. O yüzden hiç boş alan bırakmıyor. Bir de tabii ki devlet gücünü, kudretini kaybetmek istiyor, paylaşmak istemiyor. Biliyor çünkü mutlak otoritesini sağlayabileceği aygıt, tek aygıtıcı, siz sonuçta muhafazakar sağ partisiniz siz. Yani partiyi, hükümeti, işte sizin yanınızdaki insanları... Şimdi sözünü kesiyorum Sedat. Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklama gelmiş. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Davutoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir çalışma arkadaşı olduğu kaydedildi. Ardından ayrıntılar geliyor diyor. İlk haberin spotu böyle. Ama Avrupa ile olan ilişkileri daha yoğundu değil mi? Mesela son dönemde Merkel ile kaç kere aynı fotoğraf karesine girdi. Bir de ilginç olan Cumhurbaşkanı daha yeni Obama ile görüşmüşken ardından görüşmesi söz konusuydu ama Tolga Tanış bize yayında söylediğine göre bu görüşme Washington tarafından onaylanmış ama Ankara iptal etmiş. Evet. Tabii bunları hepsini alt alta koyduğumuz zaman tabii yalnızlaşma hissi çok güçlü liderler için birazcık sıkıntı. Nitekim Özal yaşamıştı bunu. Cumhurbaşkanı 3. yılında bir parti kurup partinin başına geçecekti. Cumhurbaşkanı ayrılacaktı. Yani Cumhurbaşkanı bile yalnız insanları kesen bir makam değil. Bu tarafından bakmak lazım. Bunlar hepsini alt alta yazdığınız zaman tabii ki Davutoğlu bir de yani sonuç itibariyle kişiliği böyle birazcık da siyasetin, toptan Türkiye'deki siyasetin özde bir figürdü. Her ne kadar konuşmalarında birazcık hamaset, birazcıktan fazla hamaset barındırsa da yani o kendi muhafazakar camiasına hitap etmede kullandığı taşımış olsa da bir şey vardı. Yani birazcık daha puan toplama ihtimali olan bir siyasi figür olarak karşımıza çıkıyordu. Bu nedenle ben birazcık bu işin erkene alındığını düşünenlerdenim. Ben de Ekim'de, Kasım'da bekliyordum. Çünkü Davutoğlu'nu oraya getirdiği zaman o irade muhtemelen bugün bunların yaşanacağını hesaplıyordu. Çünkü bizden 3-5 adım önde gidiyor bu düşünce sistematiği. Biz bugünkü hamle üzerinden muhtelif yorumlar yapıyoruz. Bir sonraki hamleyi bilmiyoruz çünkü ama orası biliyor. Geçici yani bundan sonra gelecek kişi de geçici olacaktır. Birazcık daha aslında başkanlık yetkilerini kullanmayı olarak tanıyacak o düşük profilli başbakan modeli boşa söylenmiş bir cümle değil ki yani Ahmet Davutoğlu için de bol miktarda düşük profilli bir başbakan tanımlaması yapılıyor ama Ahmet Davutoğlu'nun tanımlandığından daha düşük profilli bir başbakan modeli yani başbakanlık müsteşarı ile aynı etkilere ve aynı göreve sahip birisi gibi bir anlam taşıyor ama bunların hiçbiri kesmiyor. Sonuçta o bir iktidar paylaşma makamı başbakanlıkta. Yani mutlak bir başkanlık sistemi kurmak zorundalar. Ama burada büyük sıkıntı başlıyor. Çünkü Ahmet Davutoğlu ile en büyük açmazları da hani bu siyasi takım arabaşlar halinde anlattıklarımızın dışında bir anayasa değişikliği öngörülüyor. Merkezine başkanlık sistemi konulan bir anayasa değişikliği öngörülüyor ama örneğin Recep Tayyip Erdoğan kendisi kadar şiddetle, yüksek sesle bunu savunmasını istiyor. Ahmet Davutoğlu bir dönem bunu savunmadı ama savunmaya başladığı zaman bir dakika dediler, ses küçülttüler, demleyelim, zamanına yayalım. Çünkü çok net şu görüldü, Meclis Genel Kurulu'nda yeni bir anayasa gündeme geldiği zaman muhtelif maddeleri referanduma bile gerek kalmadan geçecek ama bazı maddeler belki referanduma ihtiyaç duyacak ama başkanlık öngören madde 260-270'te kalacak. Yani AK Parti grubunun bile altında kalabilecek bir oranda kadık olacaktı. Ve başkanlık sistemi parlamento zeminin de yok edilecekti.
bu tehlikeyi gördü anladığım kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan da. Bunun da bir taraftan planlanıp uygulamaya konulacağı gibi hisse kapıldı. Doğrudur ya da yanlıştır, buna ilişkin bir veri yok bende. Anayasa çalışmalarını o gün bitirdi. Nitekim aynı parti, aynı niyetle hareket eden iki tane ayrı anayasa çalışması yapıyorsa zaten ortada temel bir sorun var demektir. Yani bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Davutoğlu'yla bir de tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyaset yapma, yönetme tarzı var. Onu biz gördük. Abdullah Gör'de gördük. İşte Bülent Arınç'ta gördük. Abdullah Şener'de gördük. Böyle birazcık tacı atacağı insanları hafif bir örseliyor, aşındırıyor. Ondan sonra tacı atıyor. Ve partisini sürekli olarak ikili üçlü dinamiklerle yönetmeye çalışıyor. Yani böyle bir taktiğini de iyi uyguluyor. Yani bu anlamda Türk reel siyasetinin bence profesörü, iyi biliyor bu işleri. Yani bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman ben Ahmet Davutoğlu'nun gidişini sadece erken olduğu kısmı üzerinden bir... Yani gitmek mukadderdi diyorsun, zaman biraz öne alındı.